Tebrik ediyorum takımımızı. Güzel bir seri oldu. Eczacıbaşı'na tebrik ederim. Sadece bu seri için değil, genel spor yaptıkları yatırımdan dolayı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nu da kutluyorum. Çıtayı bu seviyeye çıkardıkları için. Gördüğünüz kıran kırana maç oldu. Biz biraz buruk sevincimiz. Zira kupayı aldık, ligi aldık ama biz Avrupa'yı da almak istiyorduk. Onun için kurmuştuk bu takımı. Yarı finalden döndük. İnşallah seneye orada da bir kupa getirme imkanımız olur. Takımımız aşağı yukarı hazır. Bir iki dokunuş belki yapacağız. Erkek takımımız son derece mütevazi bütçeyle final oynadı. Avrupa'da çeyrek final oynadı. Onlarla da çok gurur duyuyorum. Biz kimler yarışıyoruz? Ezeli rakiplerimiz de değil, şirket takımları yarışıyoruz. Onların imkanları, finansman, manevra alanlarından göre bize göre çok daha geniş. Ama ona rağmen dünyanın en büyük spor kulübü, en başı spor kulübü vizyon çerçevesinde biz de elimizden geldiği gibi yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Come here, I didn't kiss you, you were amazing today. Well done. Kadın voleybolda Türkiye'de her şeyi aldık. Erkek voleybolu söyledim. Şimdi erkek basketbolda minimum Final Four oynayıp Türkiye Ligi'ni almak istiyoruz. Erkek futbolda da inşallah şampiyon oluruz. Ama size sadece seyircilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bir sürü sebep olabilir ama son 10 seneye baktığınız zaman 9 tam sezon. Bu sezonda 31-32. Hafta itibariyle bizim 700 puanımız var. Galatasaray'ın 700 puanı var. Beşiktaş altta. Trabzon, Başakşehir onu takip ediyor. Ama bu saydığım takımlarda şampiyon olmayan tek takım Fenerbahçe. Zaten bizim isyan edeyim işimiz bu. Yani şeytan detayda gizlidir derler ya. Burada da işte görüyorsunuz yani zorbalıkla Trabzon'a belki şampiyonumuz gidecekti. Şampiyon olacağız diye bir şey yok ama Trabzon'da 83 dakikada o gol gelmeseydi şampiyonumuz gidecekti. Ne oldu? Trabzon'a verilen cezalar 6'dan 4 maça düştü. 3 milyondan 448 bin liraya düştü. Biz stadımızda küfür olduğu zaman 400-500 bin lira ceza yiyoruz. Orada linç teşebbüsü oldu. Yani biz anlayamıyoruz. Ondan sonra Süper Kupa'yla ilgili biz bir ceza yedik. Tahkimde kendimizi savunmadan, yani hukukun ana şeyi savunma hakkıdır. Kendimizi savunmadan tahkim cezaları onadı. Biz etik kuruluna başvurduk. İnşallah bir duruşma verecekler bize ama işte anlatmaya çalışıyorum. Takımdan takıma muameleler son derece değişik. 2 sene evvel şampiyonluk maçında 5 kişi sahaya girmişti Trabzon'da. Antalyalı kaleci yumruklandı. O zaman doğru ceza verirse belki bugün olmazdı. Ama verilen cezalar, sevkler takımdan takıma değişiyor bu ülkede. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İsyan bundan. Bir sürü sebep var. Fenerbahçe'nin son 10 yılda başına gelen hangi takım başına gelmiş? Zorbalıkla bir şampiyonluk içecekti dedim. 2015'te otobüs uçsaydı viyadükten ne olacaktı o zaman? Muvaffak olsalardı. Hala faili meçhul. Kumpas kuruldu, bilmem ne oldu. İtibarımız, değerimiz, marka değerimiz, finansallarımız yerlere düştü. Mahkemelerde kendimizi kanıtladık. Şimdi tazminat davası açacağız. Biz dava açmadan devletin bizle helalleşmesi gerekiyor. Şampiyonumuz, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah pek çok kupalarında habercisi olur. Çok teşekkür ederim.